Merhaba arkadaşlar. Şimdi alıştırmalar 2-1 ile devam ediyoruz. Sayfa 54 ile başlamıştık. 55. sayfaya geldik. 69. soruyla devam edeceğim. 69. soruda bize ne söylemiş? Hemen yazalım. 69. ve 74. sorular arasında şuna bakacağız. F fonksiyonu verilmiş bize. Fx eşittir x kare eksi 1 olarak verilmiş. Bizden istenen de bazı ifadeleri bulmak ve bunları sadeleştirmek. Mesela 69'da f2x'i bulun diye söylemiş. F2x'i nasıl hesaplayacağız? Bir kere f2x'i hesaplamak için x kare eksi 1 fonksiyonunda x gördüğüm yere 2x yazmam gerekiyor. 2x'in karesini alacağım. 2x'in karesini alıyorum. 4x kare eksi 1. Bu kadar basit. 69. sorudan sonra 71.sine bakalım. F fonksiyonu içerisinde x eksi 3'ü bulun demiş. Bu sefer de ne yapacağız? X kare eksi 1 de bakın bu ne yapıyor? X'i alıyor. X kare eksi 1'i götürüyor. Öyleyse x eksi 3'ü de alacak. Ne yapacak? X eksi 3'ün karesi eksi 1 ile eşleştirecek. X eksi 3'ün parantez karesini hesaplamam lazım. X'in karesi yani x'in birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani x ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3x, bunun iki katı eksi 6x ve sonra da ikincinin karesi yani eksi 3'ün karesi o da 9'a eşit. Eksi 1 de çıkartmışım var zaten. Sonucumuz ne olacak? X kare eksi 6x artı 8 olacak. Burada şu hatırlatmakta fayda var. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. A artı B'nin parantez karesi A kare artı 2AB artı B'nin karesine eşittir. Ve A eksi B'nin parantez karesi ise A'nın karesi eksi 2AB artı B'nin karesine eşittir. Bunları ezberlemenizde bilmiyorsanız ezberlemenizde fayda var arkadaşlar. 73. soruya baktığımız zaman burada da F 4 artı H'yi hesaplayınız demiş. X eksi 3'ten hiç farkı yok. X gördüğümüz yere 4 artı H yazacağız. 4 artı H'nin parantez karesi eksi 1. 4 artı H'nin karesini nasıl alıyorum? 4'ün karesi 16. 4 H'nin çarpımının 2 katı yani 8H. Artı h'nin karesi bir de eksi 1 var. Bu da kaça eşit olacaktır? 15 artı 8h artı h'nin karesi olacaktır arkadaşlar. 75. soruya baktığımız zaman orada da f 4 artı h'den f 4'ü çıkartın diye söylemiş. Zaten f 4 artı h'yi bulduğum için bildiğim için sadece F4'ü bulmam yeterli. F4'ü hesaplayalım. Fx neydi? Fx eşittir. X'in karesi eksi 1'e eşittir. F4 nedir? 4'ün karesi eksi 1. 16'dan 1 çıkacak. Yani 15'e eşit. Bu durumda F4 artı H eksi F4 eşittir. F4 eşittir dediğimiz zaman F4 artı H'yi 73 numaralı soruda bulduğumdan dolayı onu yazıyorum. 15 artı 8H artı H'nin karesinden niye çıkartacağım? 15'i çıkartacağım ve bunun sonucu da ne olacaktır? 8H artı H'nin karesi olacaktır arkadaşlar. Böylelikle bu kısmı bitirdim. Bu sefer de diyor ki evet. Bu sefer de diyor ki 77 ile 82. sorular arasında başlayacağım, devam edeceğim. Yine fonksiyonumuz fx eşittir. X'in karesi eksi 1. H sıfırdan farklı olmak üzere A şıkkında fx artı h'yi hesaplayınız diye söylemiş. Evet, bunu bulmamızı istemiş arkadaşlar. Değil mi? Fx artı h'yi bulun. B demiş. F x artı h
eksi fx'i bulun ve c şıkkında da fx artı h eksi fx bölü h'yi bulun demiş. Bu önemli bir oran. Evet, bu oran önemli. Farkların oranı diye geçiyor. Birçok yerde göreceğiz bunu. Özellikle türev konusunda karşımıza çıkacak. Ortalama değişimlerde karşımıza çıkacak. Şimdi, pardon, fx, bu arada özür dilerim. Fx eşittir x kare eksi 1 değil. Çok özür diliyorum. Farklı çünkü fonksiyonlar için vermiş bize zaten onu. Fonksiyonları ayrıca vermiş. Çok özür dilerim. Az önceki sorunun devamı olarak düşündüm. O yüzden evet, 77. soruda f fonksiyonu ne olarak bize verilmiş? 4x eksi 3 olarak verilmiş. Önce diyor a şıkkında fx artı h'yi bul. Fx artı h'yi nasıl bulacağımızı artık biliyoruz. X gördüğümüz yere x artı h yazacağız. Ve bunu düzenleyeceğiz. 4 kere x 4x artı 4h eksi 3. Fx artı h'yi bulduk. B şıkkında neyi bulmamız isteniyor? B şıkkında fx artı h'den, fx artı h'den fx'i çıkart diyor. Fx artı h zaten 4x artı 4h eksi 3'e eşitti. Fx dediğimiz 4x eksi 3'e eşitti. Bakın çıkart işlemini yapalım. 4x artı 4h eksi 3 eksi 4x artı 3. 4x'ten 4x çıktı, 0 kaldı. 4 h var burada. 4 h'miz kalacak. Bir de eksi 3 ile artı 3'ün toplamı da 0 olacak. Neymiş bunun sonucu? 4 h'ye eşitmiş. C şıkkına geliyorum. C şıkkına da diyor ki fx artı h eksi fx bölü h oranını bulunuz diyor. 4 çarpı h bölü h oranına bakıyorum. Burada h'ler 0'dan farklı olduğu için sonuç 4'e eşittir. H 0'dan farklı olduğu için bu bölmede bölme hem tanımlıdır hem de sadeleştirmeyi gerçekleştirebilirim. Benzer şekilde 79'un gerçi çok kareli bir şey ama 79'u arkadaşlar daha basit bir örnek için yapayım isterseniz. Veyahut da bilmiyorum. Bunu mı yapalım? Fx eşittir. 4x kare. İşlemler biraz uzun sürecek ama yapabiliriz. 4x kare eksi 7 ise artı 6. Şu artı 6 arkadaşlar. A şıkkında f x artı h'yi hesapla demiş. Hesaplayacağım. 4 çarpı x artı h'nin parantez karesi eksi 7 çarpı x artı h artı 6. Ve tabii ki burada kare alma işlemini yapmam lazım. 4 çarpı x'in karesi artı 2x h artı h'nin karesi eksi 7x eksi 7 h artı 6. 4x kare, yani şu parantezlerin içine çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanıyorum. 4x kare artı 8x h artı 4 h'nin karesi eksi 7x eksi 7h artı 6. Fx artı h'yi hesapladık. B şıkkında fx artı h'den fx'i çıkart diye söylüyordu. Şimdi bu ikisini çıkartma işlemini yapacağım. 4x kare artı 8xh artı 4h'nin karesi eksi 7x eksi 7h artı 6'dan bu fx artı h. Neyi çıkartacağım? Fx'i, yani 4x kare eksi 7x artı 6'yı çıkartacağım. Çıkartıyorum. 4x şöyle uzun uzun yazayım. İşlemleri daha rahat anlamanız için yapıyorum. Bunu aynen yazacağım. Ve şimdi eksi 4x kare gelecek buradan. Eksi 7x artı 7x olacak. Eksi artı 6, eksi 6 olacak. Şimdi bakın ne oldu? 4x kareden 4x, şurada x kare var. 4x kare, eksi 4x kareden 4x kare çıktı, 0 kaldı. Onlar toplamları 0 oldu. Eksi 7x ile artı 7x'in toplamları 0 oldu. Onlar da gitti. Burada artı 6 ile eksi 6'nın toplamları 0 oldu. Onlar da gitti. Ne kaldı? Burada bir tane 8x
H var. Burada bir tane 4H'nin karesi var. Şurada eksi 7H var. Burada da başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı. 8x, 4e kare, eksi 7h kaldı. Bunu da h parantezine alabilirim. 8x artı 4h eksi 7 diye h parantezine aldım. C şıkkında da fx artı h eksi fx bölü h demiş. Bunu hesaplayın diye söylemiş. Onu da o zaman hesaplayalım. Fx artı h eksi fx'in cevabını yazmıştım. H çarpı 8x artı 4h eksi 7 diye bölü h. Burada h'ler sıfırdan farklı arkadaşlar. H'ler sıfırdan farklı. Öyleyse h'ler sıfırdan farklı olunca bunlar sadeleşecektir. Sonucumuz 8x artı 4h eksi 7 olarak kalacaktır diye söylüyoruz. Diğerleri için yani geri kalanları yapabileceğinizi düşünüyorum. Peki bunun dışında bize hangi soruları sormuş ona bakalım. Evet, şöyle kaydıralım. Evet, soruda ne demiş? Bu sefer bir uygulama sorusu. Uzunluğu L, genişliği W olan bir dikdörtgenin çevresi P ve alanı A ile gösterilmiştir. Bir dikdörtgenin alanı 25 santimetre karedir. P çevresini W değişkenine bağlı bir fonksiyon olarak ifade ediniz. Kısaca PW'nun eşitini bulunuz. Bu fonksiyonun tanım kümesini belirtiniz diye söylemiş. Yani alanı 25 santimetre kare olan bir dikdörtgen var ve bu dikdörtgenin çevresini W'nun fonksiyonu olarak yazmamız istenmiş. Onu da şu şekilde hemen gösterelim arkadaşlar. Bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin uzun kenarına L demiş, kısa kenarına W demiş. Tabii ki dikdörtgenimizin alanı L ile W'nun çarpımına eşittir. Çevresi de ne eşittir? 2L artı 2W'ya eşittir. Veya iki parantezine alırsanız L ile W'nun toplamına eşittir bu dikdörtgenin alanı. Evet, şimdi bizden istenen şey neydi? Dikdörtgenimizin alanı 25 santimetre kare olarak verilmiş. Bizden istenen şey P'yi yani çevreyi W'nun yani kısa kenarın bir fonksiyonu olarak yazmamız. Bizden istenen şey bu. Aynı zamanda fonksiyonun tanım kümesini de bulmamızı istiyor arkadaşlar. Tanım kümesini bulmamızı istiyor. Şimdi hemen ne yapacağız? Burada ben P neye eşitti? 2 çarpı L artı W'ya eşitti. Burada L'yi yani uzun kenara W cinsinden yazmam lazım. Onun için de bana verilen bu alan formülünü kullanacağım. Alan neye eşitti? L ile W'nun çarpımına eşitti. Bu çarpım kaça eşit? 25'e eşit. L ile W'nun 25'e çarpımının 25 olması için arkadaşlar her şeyden önce zaten burada L ve W uzunluk olduğuna göre mutlaka pozitif sayılar olmak zorunda. Ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Ben L'yi W cinsinden yazacağım. 25 bölü W'ye eşit L ifadesi. L ve W sıfırdan büyük olduğu için her iki tarafı W'ya yani sıfırdan farklı olan sayıya bölmenin bir sakıncası yok. Bu ifadeyi getirip çevre dediğimiz P fonksiyonunda yerine yazacağım. 2 çarpı 25 bölü W artı W. Bunu da düzenleyebilirim. 2 çarpı 25 artı W'nun karesi bölü W diye. Ve ne yapmış olduk? Dikkat ederseniz P fonksiyonunun ifadesini bulmuş olduk. P'yi yazmış olduk. Peki tanım kümesi nedir derseniz? Tabii ki W'nun bir kere sıfırdan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. W sıfırdan büyük olmalı. Bu
sayılar için, negatif olmayan reel sayılar için, hatta pardon, pozitif reel sayılar için tanımladığı fonksiyon çevre fonksiyonumuz. Peki bunun dışında ne demiş? 80. soru tam buna benziyor. 85. soruya geçelim. Bu 83. soruydu. 83. soruydu. Gene aynı örnek üzerinden devam edeceğim. Ama bu sefer neyi verecek? Çevresini vermiş. Yani gene bir dikdörtgenimiz var. Bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin bir kenarı L, bir kenarı W. Alanı L çarpı W olarak verilmiş. Çevresi 2 çarpı L artı W ile veriliyor. Bu sefer de bize şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar, çevresi 100 santimetredir. Çevresi 100 santimetredir. P eşittir 100. Pardon, 100 metredir. Yani P dediğimiz neydi? 2 çarpı L artı W. Bu 100 metreye eşitmiş. Yani L ile W'nun toplamı 50'ye eşitmiş. Bize bu verilmiş. 50 metre olduğu verilmiş. A'nın alan da neye eşitti? L ile W'nun çarpımına eşitti. Ve diyor ki A'yı diyor L'ye bağlı olarak uzun kenarın bir fonksiyonu olarak yazınız diye soruyor. L değişkenine bağlı bir fonksiyon olarak yazınız diyor ve etkinin tanım kümesini belirtiniz diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey alan L çarpı W. Benim W'yu L cinsinden yazmam lazım ki A'yı sadece L değişkenine bağlı olarak ifade edeyim. Şu anda A alan iki farklı değişkene bağlı. Yani hem uzun kenara hem de kısa kenara bağlı. Sadece uzun kenara bağlı olarak yazmam gerekiyor. Yine burada L ve W'nun bir kere sıfırdan büyük olması şartı zaten mevcut. Bunlar dikdörtgenin kenar uzunluğu olduğu için. Ben W'yu bu çevre eşitliğinden çekeceğim. Ve ne yapacağım? 50 L olarak yazacağım. Şimdi bunu yazdıktan sonra yerine getireceğim, koyacağım. A eşittir L çarpı W'dan L çarpı 50 eksi L. W'nun yerine 50 eksi L yazdım. Bu da 50 çarpı L eksi L'nin karesi oldu. Alanı L'nin fonksiyonu olarak ifade etmiş oldum. Şimdi yalnız burada şöyle bir problem var. W'ye bakıyorum. W neye eşit? L eksi L'ye eşit. W'nun ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Yani 50 eksi L'nin ne olması gerekir? Sıfırdan büyük olması gerekir. Peki 50 eksi L ne zaman sıfırdan büyüktür? L 50'den küçükse. O zaman verilen, benim bulduğum bu alan fonksiyonunun tanım kümesi nedir? L'ler için konuşuyorum. 50'den küçük, sıfırdan büyük olan sayılar olmalıdır tanım kümesi. Yani L arkadaşlar sıfırdan büyüktü ve aynı zamanda L'nin 50'den küçük olması gerekiyor. Aksi takdirde L 50'den küçük olmazsa o zaman W dediğimiz 50 eksi L ifadesinin pozitif olması mümkün olmayacağından ne yapıyoruz? Tanım kümesi 0 ile 50 arasındaki L'ler olarak tanımlanmıştır diye ifade ediyoruz. Bu aslında güzel, önemli bir soru olmuş. Hatta isterseniz bu nedenle ne yapabilirim? Diğer benzer örneği de yapabilirim. Mesela bu seferkinde de şöyle bir şey söylemiş. Bu sefer çevreyi 160 santimetre 160 metre olarak vermiş. Özür dilerim. LW perimeter çevremiz 2 çarpı L artı W. Alan dediğimiz L ile W'nun çarpımı. Burada L ve W zaten sıfırdan büyük. Bu sefer çevremiz, yani 2 çarpı L artı W kaç olarak söylenmiş arkadaşlar? 160 olarak söylenmiş. Yani L ile W toplam olarak kaçı eşit? 80 metreye eşit. Alanı
alanı, yani L çarpı W, bu iki tane değişkene bağlı olan alanı, W'nun nesi olarak yazılıyor? Fonksiyonu olarak yazılıyor. Bunun W'nun fonksiyonu olarak yazılmak için L'yi W cinsinden ifade etmem gerek. Yani kısa uzun kenarı, kısa kenarı bir fonksiyon olarak yazmam lazım. Bunun için de bana verilen çevre eşitliğini kullanmam gerekiyor. L'yi çekiyorum. 80 eksi W buluyorum. Bu durumda benim alan formülüm 80 eksi W ile W'nun çarpımına eşit. Yani 80 W eksi W'nun karesine eşit alan. Peki tanım kümesi nedir? Bir kere birincisi W sıfırdan büyük olmak zorunda. İkincisi L'nin sıfırdan büyük olması, yani 80 eksi W'nun sıfırdan büyük olması lazım. Bunun da manası nedir? W 80'den küçük olmalıdır. Bu iki şartı aynı anda düşünüyorum. W hem sıfırdan büyük hem de 80'den küçük. Demek ki tanım kümesi ne olmalıdır? Alan fonksiyonunun, W'nun fonksiyonu olarak yazılan alan fonksiyonunun tanım kümesi 0 ile 80 arasındaki sayılar olmak zorundadır diye söylüyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu alıştırmaları, evet, 2.1 araştırmalarının bir kısmını daha bitirdik. Uygulamalar bölümü kaldı. Uygulamalar bölümünde arkadaşlar bir sonraki dersimizde ne yapacağız? Çözeceğiz. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi enişten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.